Herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu serimin adı Nostalji serisi olabilir. Bugün yanımda kardeşim Sıla var. Merhaba. Bu yeni videoda bayağıdır, uzun zamandır oynamadığım bir oyunu, bir PlayStation 2 oyununu çekeceğim. Adı Canavarlar Anonim orijinali. Tabii ki de Türkçe çevirmiş hali. Sevimli canavarlar. Uzun zamandır bunu çekmek istiyordum aslında. Çünkü karakteri de Sullivan karakterini görüyorsunuz şu an. Küçüklüğümüzden beri oynuyorum. Aynen Hala oynuyorum. Disney Pixar'ın yaptığı ve göz bebeği sayılan oyunlardan bir tanesi. Serilerden bir tanesi. Daha doğrusu Monster Monsters Inc. Evet şu an ilk bölümü geçtim tabii ki de. Çünkü çok uzun sürmüştü, oraya almak istemedim. Şurada Bizim bir kayıt için slotu varmış. asıl nostaljik olan kısmı oynayacağız ilk Aynen. bölümü. Önce ilk bölümü kaydetmek istiyorum. Şöyle bir kaydedelim. Format success. Kaydetti mi? Olmuştur bence. Hmm. Formatting. Tamam. Haydi kaydedelim. Şu ekran favorim zaten. Bir bakalım. Saving data to memory. Evet. Save Save successful. Tamamdır. Şuraya bir girmek istiyorum bakalım. Aa, burası bir türlü her şeyi alıp sinematikleri büyük ihtimalle kazanıyoruz. Yani Hepsi şey gibi açık şey. büyük bir ihtimal şu an. Ne dersin işte kredi bölümü gibi bir şey. Hepsi açıktır bence. Merak ettim. Ve büyük ihtimalle burada hatırladığım kadarıyla filmden sahneler vardı. Evet. Hepsi açık değil. Evet, hepsi açık değil sanırım, kendin kazanıyorsun. Şu ilk başta vardı işte. Şurada işte filmden sahne. Ay o filmi ilk izlediğimde var ya, harikaydı ya. Tabii. Ben en çok Mike'ı seviyorum. Aa Mike, benim de favorim Sullivan tabii ki de. Mike Wazowski'ydi galiba adı. Öyleydi herhalde, bilmiyorum. Çok iyi. Özlemişim. çizimlerine bayılıyorum bu oyunun. Evet, zaten animasyon sektörüne girmemizin en büyük şeyi budur yani. Dünyasına. En azından tam olarak animasyon sektörünün belirleyicisi değil ama konsept tasarımının belirleyicisi bu oyunu oynamamız olabilir. Evet, şu çevre tasarımına bakar Özellikle mısınız? buralar ben ilk sıvı örneğini burada görmüştüm ben. Şuradaki sembol, yüz mil, canavar sembolü var. Burada da kötü karakterin adı neydi? Unuttum. Hatırlamıyorum. Bizimle dalga geçiyordu. Çok uzun zaman oldu. Are you ready to challenge me? Are you ready to challenge me? Urban Pursuit. Çünkü ilk bölümü tamamlamadık ve bizimle dalga geçti. Evet. Şelale. Şelale harika. Burada bölümler var tam olarak. Of, Urban çocukluğum. şehir kısmı. Şehir kısmı. Burada 4 tane bölümü oynamamız gerekiyor şimdi. Urban Training Grounds. City Center. İlk başta buraya girmek istiyor. Ya da buradan mı başlıyorsam bilemedim. City Center'dan başla. Aynen. Tamam. The Dogs benim. Tamam. Ve kimi Urban'ı seçeyim? sen oynayacaksın. Aynen. 2-2 oynamayı Sen düşünüyorsa. Sally ol, ben Mike olurum. Bence Sally ol. Ya. Ya Mike Tamam, sensin. Tamam. benim. Ben de Sally. Ama fotoğrafta sırf Mike olduğu için onu seçtim. Ya bir de değişiklik olsun. Hep Sally bununla oynardım çocukken. Ben de hep Mike'la oynardım. Değil mi? Of, çocukluğumun oyunu ya. En sevdiğim seviye bu. Üzerine konuşacak çok şey var. Bayağı nostalji yapacağız şimdi. Aynen o. Şarkıyı mı Geride. değiştirmişler? Bunun Böyle miydi? şarkısı var mıydı? Vardı. Hatırlamıyorum. Ama böyle miydi? Hiçbir bilgim yok. Evet. Bu Bu yeni bir başka bir sürüm falan sürüm herhalde. herhalde. Şu araba çok sinir ediyor. Şu ortadaki kolunu kırmadan kendisini yok edemiyorsunuz. Ve şu heykel gerçekten efsanevi. Zoom yapabiliyor musun? Dur bakayım. Şarkı çok iyi yalnız. Evet. Mike'ın müthiş dansı. Neyse devam edelim. Ama şurada bir heykel var. Aha bak böyle. Harika Suratı ya. yok. Suratsız. Aa kaçıyor bizden. Şu ağaçlara vurunca hiçbir şey haber değil. değil. Normal. Şöyle Puan çıkıyor yansına bakar bazılarından. mısınız? Bunlar çamur mu? Evet, ığız diyor çünkü. Ihız, Üz, balçık balçık, demek aynen. balçık. Ihız. Ihız. Bunlar cips paketi gibi şeyler. Şarkı çok mu açık?
Bence güzel. Biraz kısayım başım işte. Duymadığım bir şarkı. Yani daha önce görmedim. Şöyle birazcık kısalım. Animasyonlar 10 numara. Bu büyük ihtimalle 2005. 2005. Bu kadar eski mi? Büyük ihtimalle 2005. Hatta sonra senin için internetten bile açabilirim. Şu anki bar gözükmüyor ama şöyle göstereyim. Yani müthiş ya, değil mi? O şarj bar... şeydi galiba. Aynen. Enerji. Pili korkuyla şarj ediyorlardı çığlıkla. Hmm, onu evet. Hatırlıyorum. Bir de şey oynarız. Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal atarız. Ne yaptın? Shaolin Monks diyorum ben. Yaşayan efsane ya. Unutulur mu? Müthiş ya. Shao Kahn'ı öldüremiyorsun falan. Oh, spoiler var. Shao Kahn ölür mü ya? Evet, Mortal Kombat hayranları buraya. 11 çok güzel değil mi? Bir yorum... Aynen. Black. Bir yorum yapın da... Konuşamam Black, ama. Troy. Mortal Kombat hayranları bir yorum yapın da sayımızı bilelim falan. Varlığınızı yorumlarda bilelim. Bekliyorum Mortal Kombat hayranlarını. Evet, devam edelim. En sevdiğiniz karakteri mesela altı yazabilirsiniz. Aynen. Benim şunlar favori... ne? Çim adam. Çim adam mı? Kafası mısır koçanı kafa. Gibi. Mısır koçanı gibi. Mısır. Şapşal. Ha, ne çabuk. Saat 9 mu orada 9. Wow yazıyor bak bir tane. Ha, yani. Ay bütün bunlara küçükken dikkat etmiyorsunuz. Ama şimdi grafik yapınca her şeye dikkat ediyorsunuz. Evet bir tane fabrikaya giriyorduk hatırladım. Şey bebek sayısı var her seviye için. Her hani 3 defa oynuyorsun bir kısmı. Ve her defa için bir madalya. Bebek sayısı var. Ona göre madalya veriyor. Sen ilk bölümde bütün bebekleri daha... Bölüm bitirmeden tamamladığım için. He. Erken bitti ilk bölüm. Şimdi bir daha oynuyorsun o yüzden. Olmaz, hepsini olmaz. Göremedik. Mecbur öyle olacak gerçi. Monster'ın en sevdiğim kısım burası bak. En sevdiğim. Oo, evet. Şu Barber Shop yazıyor ya. Tamam dur göstereceğim. Bekle. Müthiş ya. Bekle. Onun bir hikayesi var bizim aramızda. Çok saçma bir hikaye. Anlatacağım birazdan. Rezil olduğumun bir hikayesi. Ben anlatayım. Çünkü tamam. Benim planımda. Tamam. Aa, keşke yakından bakabilsem. Dibine çıkarsan bakarsın. Aşağıda bir tane daha var. Bir dakika. Ah, tamam. Döndü. Aa. Kamera modu nasıldı ya? Make him go with... X... Ne yazıyor? Dur. Ya... Make him go with... With... Bir dakika. Bir dakika. Make him go with Explotoy. Boom. Ama şey göremiyorum. Ama zoom yapamıyorum. Oralarda gör. Evet şu an otuş hangisiydi? Evet o şekilde ayarlandı. Aha bak. Aa. Ne yazıyor? Pete's Barbershop yazıyor ya. Bunun bir hikayesi var aramızda. Şu gördüğünüz kuklamsı şey. Canavarımsı şey. Ben doğaya küçükken diyordum ki. Bize biri böyle bir oyuncak getirmişti. Ve ben onu saklıyordum demiştim. Kız inandı. Enayiydi. Ama şöyle bir şey. Bunların afiş tasarımları çok tatlı bence. Ya burada konumuz senin yaptığın şakayı yemendi. Ama şöyle bir şey var yani. Bizde şimdi buna benzer bir oyuncak vardı yani. Hatırlıyorsan. Nasıl bir şey? Şimdi ben yiyormuşum. Vardı ya. Nasıl ya? Ben hep şuradaki ilerideki binaları zıplamaya çalışıyordum. Genel tasarımları piksel ya. Ama bir PlayStation 2 önüne gelip. Ama şimdi bir boyut kazanmış şimdi. Bir baksana. Evet yani az çok. Aa ikisine basınca oluyor. Aa çok iyi buldum. Kamerayı buldum. Bak yukarıda var. Evet. Fast fast yazıyordu. Fast sanırım. Fast şimdi. Ah evet evet konsolda da öyleydi ya. Böyle yapıyorduk. Ay dur. Hı-hı. Invertmiş. Whoa. Fast in. It works. Ha in yazıyor sanırım. It works. Hızlı şişmanlama işe yarıyor. Hızlı şişmanla işe yarar. İşe yarar. altında ne yazıyor? Fast. Fast yazıyor ne? Göremedim. Sanırım içecek.
Çok iyi ya. Çizimler falan. İroni var değil mi? Evet. Normalde insanlar zayıf olmaya çalışıyor. Bu da ılışmanlayın falan diyor. Bak Pete Berger şey, afiş gözüküyor. Aşağıda bir tane daha afiş vardı. Üstte bir tane ama var. Ama tramboli. O da üçüncü madalyayı kazanmak için ama onun için bütün seviyeleri tamamlamak gerekiyor. Bir şekli var. Üzerinde bulunduğu. Yaratık ya. İşte onun için ona kafa yoramayacağım. Ben hep bunun ne olduğunu çözmeye çalışmışım. Tek gözlü bir yaratık mı acaba? Ağzın olabilir. Bana altın varaklı burun gibi delikli geldi falan. Altın varaklı gibi geldi. Burun deliği falan. Tek göz. Hayır. Basamadım. Onun üstünde belirdin. Geçmeye çalıştığın üstünde aman belirdin. Aman Allah'ım. Harika. Burası şimdi müthiş bence. Yani buraya sırf yine çıkacak mı? Evet, çıkacaksın. Kötüske Arlan. Neyse. Aa, kötüske Arlan. Tamam. Ona basacaksın. Aa, starta basıp duruyor. Start. Evet. Scare Island. Korku adamımıza geri dönelim. Evet. Island diyordu ya siyah bir adam. Evet, Sıla'nın sırası. Evet, sıra benim. Ay, yanlış yere bastım. Resmen PlayStation oynamayı unutmuşum. Yok artık. Select. Mike. Choose your side. Mike is my favorite. Pika pika pika. İskele. İskele değil mi demek Duck? Galiba. Şu çapadan geliyor herhalde. Değil mi? Herhalde. Çok anlamını araştırdım sorunum herhalde. Evet, bunun da şarkısı değişik. Aa, bir dakika. Unutmadan. Unutmadan. Göz sağlığımıza dikkat ediyoruz. Evet. Ben diyorum niye başım ağrıyor? Ağrıyor mu gerçekten ya? Evet. Gözlerim ağrıyor, başım ağrıyor takmayınca. Benim de bu aralar bilgisayar kullanmaktan gözlerim kurudu. Göz damlasıyla yaşıyorum. O çok normal bir şey artık diğer problemlere karşı. Göz damlasıyla yaşıyorum. İlaçla yaşıyorum. Yani belediyede çok kullandım yani. Hı. Göz kuruluğu çok beter bir şey. Göz kuruluğu olanlara acil şifalar diliyorum yani. Çok zor bir durum. Allah başka dert vermesin. Aynen. Ama bu da bir dert. Gerçekten. Çok büyük bir dert diye bir ilaç. Çok siniri bozuyor. Gözüne iğneler battığını düşün. Her dakika. Çok siniri bozucu bir şey. Şu paralara bayılıyorum, para. Hayat enerjimi sömürüyor. Hayır. Çilek olsa şimdi. O fare. Gitmişti o fare. Türlü dikkat oynuyorum ve başım döndü. Hadi. Ay, başımı döndürdüm. Hakikaten. Oy. Ouch. Ouch. Günümüzde ouch diyen kaldı mı ya? Var, İngilizler. Hadi be. Önce kutunun üstüne zıplayaydın ya. Zeka. Aaa. Aman Allah'ım. Ouch. Niye öyle diyorlardı? İngilizleri anlamak zor. Neyse. Sadece bilen varsa de bilen varsa yorum yapsın ya. Ouch ne demek? Hayır, ouch ne demek demek değil. Ah demek de. Neden böyle bir acaba, ifade? Acaba Türkçe'de onun bir karşılığı var mı? Yani biz ne diyoruz? Hani biz de biraz düşünelim bunu. Biz direkt küfür ediyoruz. Aynen. Sanırım artık oyun oynarken görecek sanırım. Sıla oyunda falan. Sılaoyun.com. Şey ya da Sıla oyunda hakikaten doğru. Şey bari. Böyle ders videoları çekiyorum. Bu arada videonun devamı gelmedi. Şimdi lütfen sövmeyin. Ödevlerimden dolayı çekemedim yoksa. Reklam. Yarın çekeceğim. Reklamlara girdik. Hemen reklamını yap. Ama böyle olur işte. Hayır, çok zor oluyor gerçekten. Hani devam ederse izlerim diyen oluyor genelde. Ama edeceğim söz. Ben bir işi yarım bırakmayı sevmiyorum. O yüzden yani devam edeceğim. Merak etmeyin. Ne o şey daha yapalım? Gideceğimiz çok yol var. Çünkü hemen oyun ilk seviye bitsin istemiyorum. Hmm. Çünkü içine giriyorsun. Dolu yani. Prince of Persia'nın yeni oyun çıkacakmış.
Evet biliyorum. Ve kimse çok ertele ertele duruyor. Hiçbir şekilde kimse umutlu değil. Neden bilmiyorum. Aslında ben de umutlu değilim. Çünkü... Güzel olmayacak mı? Ya şimdi hani şöyle bir şey var. 2020'ye göre çok rezil grafikler bana göre. Yani çok rezil demeyeyim, o kadar da şey yapmayayım da. Hani 2010 oyunu gibi duruyor, anladınız mı? O sadece bir fragman. Belki o zaman çıkana kadar geliştirme İnşallah. Yaparlar. Ama üstüne bir şey katmaması. Şimdi Warrior Within'in üstüne... Tamam, Two Thrones da çok güzeldi bence. Ama ondan sonra çıkan... Two Thrones'un grafikleri mükemmel. Ya, efsane değil. Ama iyi. Ama güzel yani. Warrior Within'e göre iyi bence. Warrior Within de iyi. Şimdi Warrior Within'in hikayesi efsane yani. Beyin yakan bir senaryosu var. Bence süper. Evet, ben bayağı gotika... İlginci gibiydi. Gotik atmosferi olsun, karakterin evrime kapatması falan. O gotik atmosferi çocukluktan çıkması şey falan. O harika zaten. İlk gotikle tanışmam olabilir belki. Two Thrones biraz daha hani nasıl desem maceraya biraz daha kayıyor. Ama ondan sonra çıkan Forgotten Sands, Allah'ım o ne? Kötü güzeldi mi? Bak ben harika, harikaydı ama... Malik! Oyunun %90'ında abisine bağırıyor. Yani şimdi hikaye yok, anladınız mı? Yani ay, ilk defa. Hikaye çok önemli ve... Ben şu an oyunla konuşuyorum. Master Lance'den nasıl kaydı bu oraya bütün şeyi? Popa. Konu birden asıl skrete bile kayabilir daha. Gadoğu olarak evli buradan. Yeni bir de. Ha ha gir. Ha gir. Binadan içeri. Ha nasıl yürüdü o ya? Ve... Orası kaydetme. Aa. Exit game deyip... Buraya bırakıyorum sahneyi. Evet, benim için büyük bir ilham kaynağı olan konsept tasarımları sıra geldik. Şöyle yapacağız. Tam olarak şu şekilde. Explosive, explosive. Ya, yapamadım. Concept art. Theatrical trailer, concept art, credits, tour of Pixar, interviews, Disneyland. Tour of Pixar açılmıyordu normalde. Ne? Disneyland Sorof Resort Paris'e bir bakar mısın? Ne çıkıyordu? Bakayım, merak ettim. Bir saniye. Haydi. Hah, üçgen pardon. Normalde açılmıyordu bunlar. Wow, Tinkerbell. Reklam herhalde. Reklamsa çıkacak. 10 years ago. 10 years ago. Ha evet, reklam. İstemiyorum. A Kingdom Masquerade. Büyük ihtimalle Walt'tan bahsediyor. Tour of Pixar neymiş? Concept Arts. Belki ondan sonra en sevdiğim. Yani Disney'in ne kadar titizlikle çalıştığını her şirket gibi gösteriyor. Evet. Harika. Harika. Şöyle bir bakalım şimdi. Guaş çalışmasıymış. Evet. Nasıl gidiyorduk? Previous, next. Ha tamam, yuvarlak. Bakalım. Bu da guaj. Evet, bunların hepsi evet belli oluyor zaten. Fırça darbelerine baksana. Kırmızı arka planda var. Çok belli. Bunun ben baskılarını gördüm. Marker ve ink şey. Bakalım ne yazıyor. Carter Goodrick yapmış. 1997 marker and ink. Marker ve mürekkep. Bakalım. Harika. Çıkartma şeklini evet, yapmış. Çok güzel. Evet, bu da aynı şekilde. 14'e 17 yapmış. Güzel. Harika. Mixed media. Grafiksel şeyler yapmış yani. Mixed. Karışık. Harika ya. Süper. Bu marker. Da marker. Çok güzel. Böyle basit şeyler bile çok güzel fikirler verebiliyor size yani. Sonuçta bu bir storyboard. Concept. Pastel. Wow. Pastel çok pastelin iyi. Pastelin kullanış şekli. Pastel yapmak hiç kolay Harley, bir şey soyadı, değildir. Harley soyadı. Layout by Harley Cesap. Düzen ona aitmiş. Dominic Lewis yapmış. Wow. Monstropolis. Dedim ya, pastel hiç kolay bir teknik değildir. Harika. Bu da pastel. 25-16. Mükemmel ya. Çevre. Harika yapılmış. Akrilik. Akrilik.
çalışması. Hep traditional farkındaysan değil mi? Hiç dijital yok. Dijital de vardır da. Şu an hani ilk başta geleneksel tarzda yapmak gerekiyor ya. Evet, mutlaka geleneksel tarzda bir konsept tasarımı. Aynen. Önce bir elle yapacaksın ki. Marker and color pen. Çok güzel. Sullivan Marker bu. Evet, Sullivan ilk böyle tasarlanmış. Aa, gerçekten. Evet. Sullivan böyle tasarlanmış. İlk yapım aşaması. Bize o yüzden tuhaf gelmişti. Sully böyle değil diye. Evet. İlk böyle düşünülmüş. Güzel. 1997. Fena değil. Sonra böyle. Mixed media. Aynen. Bir de böyle düşünülmüş. Güzel. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış zaten. Evet. Pencil. Normalde kara kalem. Eskizi. Sonra böyle yapılmış. Çok güzel. Oo, bu çok iyi. Bu benim en sevdiklerimden bir tanesi. Sullivan. Renkli kalem ve mürekkep. En Sullivan sevdiğim. Böyle yapılmış bir ara. Bu mu? Aa, evet. O çok korkutucuymuş. İlgi böyle değil. Ama güzelmiş yani. Güzel. Bu da Sullivan. Aa, evet. Canavar tasarımını güzel yapıyorlar. Aynen, güzel düşünmüşler. Ayakları ciddi ciddi böyle düşünmüşler bir ara. Aynen. Ama şimdiki yani ben daha çok seviyorum. Daha tatlı. Hı hı. Aa, bu evet, da fena bak, bu böyle de olsa da olurmuş mesela. Bu da akrilik. Hı hı. Bu olsa da yine yadırgamazdım. Arka planı çok seviyorum. Renk, pastel renk kullanmışlar ve çok hoş duruyor. Gerçekten bu kontrast renkleri kullanmışlar zaten. Mor, lacivert, yeşil, kırmızı. Bilerek yapılmış bir şey zaten bu. Göze çarpsın diye. Müthiş. Computer graphics. Evet, bu, bu işte dijital kolaj gibi bir şey. Çok iyi. Dijital. Yine Monstropolis'in. Bu büyük ihtimalle oyunun konsept çizimleri değil de yapılacak filmin konsept çizimleri. Ama yine de süper. Böyle de bir şey olsaymış güzel olurmuş. Aa, bunu ben Arkelik. Çok seviyorum ya. Bu çok iyi. Çok güzel. Tam evler. Böyle baskı gibi. Tabii dijital bir düzenleme vardır bunun üzerinde ama yine de çok iyi. Pastel. Monsters. Çok güzel. Siyahın üstüne bu kadar renkleri canlı tutmak çok iyi. Monsters. Ha, rastgele. Bu da çok iyi. Bu da benim sevdiğim tasarımlardan biri olmuştu. Benim de. Bu da. Bu da mixed Lane media. Lane Smith. Aynen, o yapmış. Wow. Monsters. Severim böyle şeyleri. Evet. Mike da ilk böyle düşünmüşler. Marker. Ve ink büyük ihtimalle. Değişik. Çok güzel. Böyle de olsa yadırgamazdım. Tüylü. Tüylü olmaması yormuşum zaten. Bu sahneyi hatırlıyorum. Colored pencil. Evet, bu direkt film sahnesini buraya resmetmişler. Gayet güzel. Medusa'ya gönderme. Yılan. Aa, saç. Doğru. Hı-hı. Aa, bu zaten son hali. Sullivan ve bu. Sully'nin son hali. Eskizin üstüne tek çizgiyle yapılmış. Artık kesin demek bu yani. Daha sevimli bir. Aynen. Hal. Aa, bir de böyle düşünülmüş. Bunu bilmiyordum. Harley Jesse yapmış akrilik çalışması. Siyah gökyüzünü çok beğendim. Aynen. Renk plan renkleri önün plana çıkarmış. Bu da computer graphics aynı şekilde. Başa döndük. Bu kadar değil mi? Aynen. Bir oyunun içinde böyle şeyler olması çok güzel. Tabii ki de oyunu yapan kişi koyacak hakkı. Teknik yapmanla. Kısımlarını çok severim bir oyunu. Aynen. Böyle backstage, kulis. Filmlerde de oluyor. Filmlerde film de oluyor. Menülerinde de oluyor. DVD film menülerinde de oluyor aynen. Benim çok hoşuma gider böyle şeyler ve eğitici. Şirkete ve hani yapımcılara duyduğum saygı kat ve kat artar böyle. Çünkü hani yaptığı çalışmaları görüyorsunuz. Evet, şu an fragmana girdim. yaptığı çalışmaları görüyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Çok fazladan uzatmadan şunu bir kez daha basmak istiyorum. Müthiş bir mekanik ya. Evet. Bu videomuzun da daha sonuna geldik. Biraz uzun bir video olmasına rağmen güzel bir nostalji şöleni yaşadık. Evet. Ben de memnunum. Bir sonraki videoda daha farklı şeyler gelecek. Bugün Sıla bizlerle beraberdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.